Deniz'in Hobileri kanalından herkese kocaman bir merhaba diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın olduğunu düşünerek yapımı gayet kolay ve basit bir tığ işi, örgü, motif, modelinin yapım aşamalarını sizlere göstermek istiyorum. Yelek modelleri, atkı modelleri, özellikle yazlık hırkalar, bluzlar yapabileceğiniz, şöyle bakın, 5 trabzan ve dolgu üzerinden kurulu, isterseniz 3-4 kurabilirsiniz, 5 kurabilirsiniz, çoğaltıp veya azaltmanız sizin uygulayacağınız, yapmak istediğiniz örgü modelinin yapım aşamasına bağlı olarak değişecektir. Çanta modelleri yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz, bu delikli kısımların içine kumaş, astar geçirebilirsiniz. Evet, birçok örgü tasarımında yapabileceğiniz gayet yapım aşaması kolay, basit olan bir tığ işi. Örgü tekniği örümcek ağı işine benziyor. Burada örümcek gibi şal modelleri yapılıyor ya bazen. Değişik örgü tekniklerinde kullanılıyor, bu şapka modellerinde kullanılıyor. Burada da biz yelek yapacaksak yelek modelinde, hırka yapacaksak hırka modelinde bu örgüde kullanacağız. Evet arkadaşlar, sözü fazla uzatmadan sizlere krem rengi örneğimle, ipimle yapmış olduğum bu örneği gösterdikten sonra şimdi pembe iki katlı yünümü alıyorum ve yavaş yavaş yapım aşamalarını göstermeye geçiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, yorumlarınızı esirgemeyin. Oradaki zil butonu da açarsanız sizlere yapmış olduğum örgü çalışmaları zil sayesinde kolaylıkla ulaşacaktır. Evet, şöyle örgümüzü şöyle masamda krem rengi, örgüm de krem rengi, ayırt edilemiyor. Şimdi arkadaşlar bakın, çok mu yakın oldu? Şöyle istediğimiz kadar ilk önce bir, biz şimdi yelek hırka falan yapmayacağımız için istediğimiz kadar bir zincir sayısı atıyoruz arkadaşlar. Ben uzunca bir zincir sayısı atacağım. Bu krem rengi örneğimde şöyle 35 tane atmıştım. Böyle çift. Ben size 30 tane atacağım şimdi. 30 tane zincir sonrasında görüşmek üzere. Bakın arkadaşlar, 30 tane pembe renkli ipimle zincirimi çektim. Şimdi ilk başlama aşamasına başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 3-4 tane zincir geriye atlayarak şöyle ipimizi doladık. Batıyoruz ve 1-2 battığımız yerden 2 tane 2 kere çıkarıyoruz. Bir yandaki zincire batıyoruz. Bakın. Yine 2. 2 kere de çıkarıyoruz. Bir yandakine batıyoruz. Bununla birlikte 1, 2, 3, 4. Bir yandakine battık. 5 tane dolgumuz oldu. 2 kere çekimlik tığla. Bakın burada da 5 tane. Dediğim gibi burasını 4 tane yapabilirsiniz. 3 tane, 6 tane yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bu kullanacağınız ipin kalınlığına, tığın numarasına ve yapmak istediğiniz örgünün tasarımına bağlı olarak değişecektir. Evet, şimdi bakın. 4 tane zincir çektik. Şöyle yine odaklayayım. Görüntü buğulaşmasın. 1, 2, 3, 4. Bakın. İpimi doladım. 4 tane zincir boşluğu. 1, 2, 3, 4. İleriye batıyorum. Yine 1. Trabzan yaptım. Yine bir yandaki boşluğa battım. 2. İpimi doladım. Bir yandakine battım. 3. İpimi doladım. Bir yandakine battım. 4. İpimi doladım. Bir yandakine battım. 5. 5 tane trabzan dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın yine 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. İpimi doladım. Bakın
Yine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şuraya batıyoruz. Yine yan yana zincir boşluklarına batıp 5 tane ardı ardına ikili trabzan dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. 3 kerede de çıkarabilirsiniz, 2 kerede de. Bunun sık iğnesi, sık iğne ile yapılanı da olabilir. Tercih size bağlı. Kullanmak istediğiniz örgü tasarımına bağlı olarak değişir. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz dantelden. Beyaz dantel ipinden yapılabilir. Altına astar olarak bir kumaş seçilebilir. Koyu renkli ya da açık renkli yapıldığı takdirde altına koyu renkli. Değişebilir. Evet, bakın şimdi. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpimi doladım. 4 zincir ileriye battım. 1, yine ardı ardına 1. Her bir zincire 5 tane. Bak, 3. Çok basit. Eğer sizin de bu örgü tasarımı ile ilgili fikriniz varsa, neler yapılabileceğine dair, videomun altına yazarsanız fikirlerinizi, ben ve okuyan arkadaşlarımız da bilgi sahibi oluruz. Evet, bitirdik. Şimdi yine terse döneceğimiz için 3 tane zincir çektik. Terse döndük. Bakın, 5 tane buraya dolgu yapmıştık. Şimdi her bir, bu bir dolgu. Her bir dolgunun içerisine geriye doğru dönerek yine ikili dolgu yapıyoruz. Trabzan çekiyoruz. Bak. 3 4 5. Şimdi bak, 4 tane zincir çekmiştik ya. Şimdi bu örümcek ağı görünümünü elde etmek istiyoruz. Bunun için 1 2 zincir çekiyoruz. Bakın, üzerine almadan alabiliriz de, fark etmez. Böyle zincirin içinden geçirdik. Böyle bir çapraz görüntü oluştu. Yine 2 zincir çektik. İpimizi doladık bu sefer. Karşıdaki 5 tane dolguya atladık. 1. Yine böyle hep dolduruyoruz bu dolguları. Dört, bakın, beş. Geldik yine burayı. Bir, iki zincir çekiyoruz. İçinden geçirdik. Bir, iki zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. Yine beş dolguya zincir başlarına batıp, şöyle ipimi atayım, rahatlıkla gelmesini sağlayayım. Evet, 2, 3, 4, etek modelleri yapılabilir dantelden ya da merserize iplikten, altına astar olarak kullanılabilir. 2, bakın çektik, şöyle boşluğa battık. 4 zincirin iç kısmından geçirdik. Yine 1, 2. Hem konuşup hem ekrana bakmak hem de örmek, inanın, insanın hem gözünü hem düşüncelerini de yoruyor. 2. Şöyle 3. Bak. 4. 5. Böyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi terse döneceğiz. Yine aynı işlemleri yapacağız. 1, 2, 3.
Hiçbir farkı yok şimdi yaptığımız işlemin. Yine 5 tane dolduruyoruz. Bakın, ilk sırayı göstereceğim. Sonra sıra bitiminde yine ikinci sıraya başlarken aynı işlemi yapacağız. Kaba taslak nasıl örüldüğüne dair sizlere umarım naçizane fikir örme konusunda vermiş olmuşumdur. Bakın, 4 tane, 5 tane, 1, 2 zincir çektik. Yine bakın şuraya batıyoruz bu sefer de. Demin alttan geçirmiştik, şimdi bunun içinden böyle. 1, 2 ve yine 5 tane örgüye sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi terse döndük. Yine başlama aşamasında yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Çok fazla uzatmadan sözü kaba taslak sizlere. Yani ikinci aşamaya buraya kadar geldik. 3 aşamadan oluşuyor. 1, 2, 3 sıradan. Yine 3 sıra olarak devam edeceğiz. Zincir çektik 3 tane. Yine 5 tane dolduruyoruz. 2'li trabzan. 3. Nasıl başlanır diye merak edenleriniz olabilir. Böyle 5 tane doldurduk. Bu başlama aşamasında nasıl 4 tane buraya zincir yapmıştık. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyoruz. İpimizi alıyoruz ve yine batıp yolumuza aynı aşamalarla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, benden bu kadar. Umarım bu kolay tıyışı örgü desen modeliyle sizler de birçok örgü tasarımı yapabilirsiniz. Dediğim gibi yelek hırka modelleri olabilir ve belki bebek battaniyesi olabilir. Bu zincir sayılarını az tutabilirsiniz. 4 değil de 2 yapabilirsiniz. Yani tercih size bağlı olarak aklınızda, hayalinizde şekillenecek birçok örgü modeliyle karşınıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar, umarım bu anlatım şeklimi ve videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonu da açmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Güzel günlerde, güzel örgülerle, güzel sohbetlerle, rengarenk günlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Sormak istediğiniz yapım aşamaları hakkında sormak istediğiniz bir soru olursa seve seve cevaplarım.